Değerli izleyiciler, Atatürk'ü andık. Anmaya devam edeceğiz. Zaten sadece bir gün anmak da yetmez ki. Biz 365 gün Atatürk'ü kalbimizde, ruhumuzda hissediyoruz. Dün gece Halk TV ekranlarından izlediniz. İki tane küçük yavrumuz vardı. Şiirler okudular Atatürk'le ilgili. Yönetmenimiz Emrah'tan rica edeyim. Çünkü çok büyük alkış aldı her ikisi de orada izleyicilerden. Az önce gelen maillerden de tekrar izlemek istediklerini söylüyorlar vatandaşlarımız. Şu iki küçük yavrumuzun duygularını bir izleyelim. Sonra konuğum var, size takdim edeceğim. Devam edeceğiz. Kar yağar, yağmur yağar, yalım yalım saçlarına. Biz sıcak odalarda üşürüz, sen üşümezsin taş başlarında. Kuşlar gelir, kuşlar geçer önünden. İnsan dolu dört yanın, toplanır toplanır bayram yaparız senin gölgen altında. Rüzgar eser saçlarını dağıtmaz, yağmur yağar gözlerini çürütmez. Bizimle birlikte yaşarsın, seni kimse unutmaz. Sen yorulmazsın, sen üşümezsin, gökler kadar büyüksün. Sen ölmezsin, sen unutulmazsın, çünkü sen Atatürk'sün. Sağ ol, ağzına sağlık. Ne güzel bir şiirmiş bu böyle. Masalın şiiri böyle. Cahit Külebi'nin şiirini okuyacak Aras da bizim için. Dinler misiniz? Sana borçluyuz ta derinden, sana borçluyuz ta derinden. Çünkü yurdumuzu sen kurtardın. Hasta, yorgun düşmüştük, yaralarımızı iyice sardın. Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın, sanatkardın. Denizler kadar engin, kimsenin görmediğini gördü. Sevgiyle bakan göller. Sana borçluyuz ta derinden. Isırsın bu yurdun, dilimizi, ulusallığımızı öğrettin bize. Çünkü cumhuriyetimizi sen kurdun. Bir alkış arası. Hürriyet sen yaydın işimize. Akşi dedin akşinden, borçluysa ta derinden. Bravo. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz Cumhuriyet'in çocukları. Vallahi biz konuşurken bu yaşta heyecanlanıyoruz, söyleyeceğimizi unutuyoruz da. Aras unutmuş çok mu? Ne kadar heyecanlı, ne kadar duygulu değil mi o çocuklar ve izindeyiz diyorlar. Bu gençler, bu gelecek nesiller olduğu müddetçe Atatürk'ü unutturamazlar. Değerli izleyicilerimiz, konuğum, benim baba dostum, Ankara'nın ve Türkiye'nin tanınmış emlak danışmanı Sayın Salim Taşçı. Hoş geldiniz Salim abi. Hoş bulduk, kolay gelsin. Önce işte Atatürk gençliği bu. Bu değil mi? Önce Atatürk'le ilgili ben de sizin düşüncelerinizi alayım. Ben Atatürk'ü Conk Bayırı'ndan, Settülbahir'den, Anafartalar'dan, Sakarya'dan, Dumlupınar'dan ve Türkiye olarak tanırım Mustafa Kemal Atatürk diye. Allah nur içinde yatırsın Kuvayi Milliyecilerimizi ve başta Atatürk'ümüzü bu vatana bize armağan ettikleri için. Allah nur içinde yatırsın. Amin. Tabii çok da güzel, duygulu oldu. Teşekkür ederim. Evet, ilelebet yaşayacak bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bize armağan etti. İlelebet de kalbimizde yaşamaya devam edecek. Tabii onun bıraktığı Türkiye'de, yoksulluklar içinde aldığı Türkiye'de yaptığı yatırımlar, kurduğu fabrikalar, çıkardığı yasalar sayesinde biz bugünlere geldik. Ama bugünlere geldiğimizde de bir vergi yağmuruyla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle emlak sektörüne, konaklama sektörüne yani otel, motel, pansiyon gibi yerlere ve dijital alışverişe vergi geliyor 2020'de. Bu hafta mecliste görüşülecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da konuğumuz olacaktı sizinle beraber. Ancak o kadar yoğun ki meclis takvimi ve sabah da konulan bir Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı nedeniyle af dilediği izleyicilerden başka bir programda onunla olacağız. Ama zaten konu sizin konunuz. Emlak sektörünün duayenisiniz. Şöyle isterseniz başlayalım. Dijital hizmet vergisi geliyor. Dijital alışverişlerde uygulanmıyordu. İster gömlek alın, ister pantolon alın, ister elektronik alın. Buraya %7,5 oranında bir vergi geliyor.
Dolayısıyla hani hayat her yerde vergiyle pahalanıyor diyoruz ya. Bu dijital alışverişle başlayalım. Ne diyorsunuz bu vergiye? Rahmetlik Atatürk bu günleri gördüğü için ufku sonsuzdur. Kitleri kurmuştur. Devlet vatandaşına el açmasın diye kamu saat teşekküllerini kurmuş. Sümerbank başta bir sürü işletmeler kurmuş. Devlet böyle ıvır zıvır şeyler için halkına el açmasın diye. Şimdi ben size bir soru sorayım. Vergi gelmeyen başka bir şey var mı? Herhalde hava. Evet, bir hava kaldı, doğru. Şimdi kişi zengin için, yani durum müsait olan için konaklama vergisine bir şey demiyorum. Ama orta direğin veya orta direğin bir kademe altındaki gelir düzeyi olan insanların tatil ihtiyacı yok mu? Var. Olmaz mı? Burada belirli bir kriter koyarsın. 5 yıldızlı otelde bilmem günlüğü 1.000 liraya kalan kişiye %2 veya 5 koyabilirsin. Ama burada şimdi konaklama vergisi adı altında dediğin takdirde zaten turizm lokomotif sektörlerden biri turizmdir. Şimdi sen bunu bir yerde köstek oluyorsun. Konaklama vergisi getirdiğin için. Şimdi diyelim ki durumu iyi olan kişi. Ama herkes ayağını dengeleyip atıyor. Olsa da artık korkuyor harcamaktan. Bir ay kalacağına 15 gün kalacak. Burada darbeyi ne yer? Turizm yer. 35-40 milyar dolar bir girdimiz var turizmde. İnşallah önümüzdeki sene bu konaklama vergisinden dolayı düşüş olmaz. Şimdi Salim abi, tabii vergi hani devletin önemli geliri. Yeter ki toplanan vergilerde düzgün harcansa o konuya geliriz ama şimdi bu pakette okudum konaklama vergisi. Şöyle bir şey var, hüküm var. Cumhurbaşkanı'nı bu vergiyi 3 kat arttırma, %1'e kadar düşürme, %2 bu konaklama vergisi yetkisi veriyor. Buraya kadar da tamam diyelim. Hani belli yasalarda konuluyor bu vergi yasalarında, özellikle arttırma ve eksiltme. Ben hiç eksiltildiğini görmedim de hep arttırıldığını çok gördük beraber, değil mi hayatımızda? Ama şöyle bir ifade var. Diyor ki konaklama tesisinin türüne, sınıfına, bulunduğu yere göre oran tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili. Yani şöyle bir düşün. Ankara'nın, Çankaya'nın, Kızılay'ında Sakarya Caddesi'ndeki otele vergiyi 3 kat arttırdım Cumhurbaşkanı. Keyif onun. Veya diyelim ki Ulus'taki Çankırı Caddesi'ndeki oteldekini de %1'e düşürdüm. Ya böyle bir adaletsizlik olur mu? Böyle bir tanım olur mu? Böyle bir yetki olur mu? Şimdi Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Ayvalık, o zaman sınıflama yapılacak. Veya öyle Karadeniz'in bir takdirleri, evet, sınıflama yapılacak. Şimdi, yani devletin eşit işe eşit vergi, eşit hizmete eşit vergi ilkesi, ben ilk defa görüyorum böyle bir şey. Bulunduğu noktaya göre, yani bulunduğu yere göre. Yer neresi? Sokak, cadde, ilçe, il. Ona göre değişecek. Antalya'da bir çeşit vergi, Muğla'da başka bir çeşit vergi uygulanacak herhalde. O zaman sınıflama. Yani 5 yıldızlı otel, 4 yıldızlı otel, 3 yıldızlı, 2 onlar da var, yıldızlı, evet. 1 yıldızlıya sınıfına göre. Sınıfına diyor, türüne. Yani tür ne otelde? Herhalde pansiyon, motel, otel, değil mi? Bunlar türü. Sınıfı ne? 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız, turistik tesis, pansiyon. Hepsini ayrı ayrı vergi yapabilecek Cumhurbaşkanı. Tabii. Şimdi devlet vergisi yaşayamaz. Şimdi biz olağanüstü durumlardan geçiyoruz. Savaş içindeyiz. Tamam, bugünlerde... Terörle mücadele diyelim, savaş değil yani, de terörle mücadele içindeyiz. Yani, mücadele, yani Suriye'de bir, evet, mücadele, Türkiye içerisindeki mücadele. Elbet devlet vergi alır ama bir de insaf ölçüsü olması lazım. Yani insafı aşıyor mu vergiler? Ya, şu duruma göre bir havadan nefes almadığımızdan bir vergi gelmemiş oluyor. Bir de niye yürüyorsun? Vergisi yok. Veya niye yaşıyorsun? Dijital vergi diyoruz, konaklama vergisi diyoruz. Zaten her nefes aldığında bir vergiyle karşılaşıyorsun. Yani bunu şimdi koyuyorsun ama
Bir de bunun ölçüsü olur, insafı olur yani. Bunun altından kalkılacak bir vergi sistemi getirebilirsin. Burada en büyük sorun ne biliyor musun? Şunu yapabiliyorum, altını çiziyorum devlet. Vatandaş, tüccar, zengin, holding sahibi devlete ödemesi gereken vergiyi değil, canının istediği vergiyi ödüyor. Şu anda? Evet. Bu yıllardır, ben 40 yıldır bu ticaretin içerisindeyim. Holdingi olsun, küçük işletmecisi olsun. Muhasebecisi diyor ki şu kadar verelim diyor muhasebeciye. Nasıl yapılıyorsa bir takım masraflar, şunlu bunlu, bazısını bildirmiyor. Devlete vermekle mükellef olduğu vergiyi değil, canın istediğini kendi ayarına göre veriyor. Eğer devlet bunu sağlayabilse, zaten bu tip ufak tefek yok konaklamaymış, yok dijital vergiye gerek kalmaz. Bir kayıt dışı Türkiye'de, eğer devlet %50'sinden alıyorsa, %50'si kayıt dışı Türkiye'de. Bunu kayıt altına alın, bu tip meselelere de girmemiş oluruz. Ama vergi oranlarında yüksekliği, yani vatandaşın geçinememe sıkıntısı, insanı, yani harcamaların bir kısmını vergiden düşürülememesi, örneğin eğitim, değil mi, sağlık. Ama yani burada o zaman istismar da var kaptan. Tabii istismar edenleri şiddetle kınıyoruz, onu demiyorum. 5 yıldızlı otele gidiyor, yanında da avanesini alıyor, affedersin. Veya 5-6 kişi bir ay kalıyor, yiyor, içiyor, 5 yılda da vergiden düşüyor. Devlet önce bunları bir önlesin. Niye benim cebimden gidiyor da 5 yıldızlı otellerde pink atıyor da yurt dışında, şurada, burada, bunu vergiden düşüyor. Vergiden nereyin düşmesi gerektiğine bir kriter getirmesi lazım. Yani yeni bir komple vergi reformu yapılması lazım. Tamamen vergi reformu. Yani böyle bir madde, iki madde, üç madde, 40 madde geliyor. 45 madde bu son vergi paketinde, 45 madde daha geliyor. Ama yıllardır konuşulan hep şu, vergi reformu yapalım, A'dan Z'ye düzeltelim. Sizin de olmasını istediğiniz bu sanıyorum. Hangi hükümette olursa olsun, vatandaş canının istediği vergiyi veriyor. Vermekle mükellef olduğu vergi değil. Acilen bir vergi reformu getirilmesi lazım. Yoksa bu konaklama vergisine falan devletin tenezzül etmemesi lazım. Adil olarak vergisini alsın. Kayıt dışını kayıt altına alsın. Şu Türkiye'de işletmelerin bazı iş kollarının %50'si kayıt dışı. Peki bu vergi kayıt dışılığı, bu vergiler engelleyecek mi? Yani engelleme hayır, ihtimali var mı? Yok. Böyle gelmiş, böyle gidiyor. Tuttuğundan alıyor vergiyi. Tutamadığı da kayıt dışı devam ediyor. Yani işveren de ağlıyor Salim abi. Vergi yükü ağır, işte çalışanların vergilerini de biz ödüyoruz. Kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, ÖTV'nin KDV'si. Yani şöyle bir örnek verelim izleyicilere. Diyelim ki evimize aldığımız suyu KDV ödüyoruz, değil mi? Biz vergilendirilmiş kazanç sahibi insanlar veya emekliler. Suyun KDV'si var. Bir de atık suyun KDV'si var. Yani evimize suyu kullanıyoruz. KDV'li aldığımız suyu tuvalette ihtiyacımızı gideriyoruz. Mutfakta ihtiyacımızı gideriyoruz. Ve tekrar atık suyu verdik. Ondan da KDV alıyor devlet. Vergi sisteminde sağlıklı çalışmadığından kaynaklanıyor bunlar. Şimdi ne yapacaksın? Maliye'ye denetim uzmanlarını fazlalaştıracaksın. Denetim uzmanı bir işletmeye ne zaman gider? Bir ihbar olduğu zaman veya oradaki defteri sene sonunda inceledir. Bunu aşırı zarar göstermiş diye gider. Halbuki 15 günde bir, ayda bir denetim uzmanları gidip işletmeleri kontrol etseler, vergi kaçağının önüne geçmiş olurlar. Ya o kadar çok vergi elemanı lazım ki bunu işsiz, 15 günde bir, ayda bir gitmeye. Bir sürü işsiz kişi var. Üniversite mezunları var. Bir sürü iki yabancı dil bilenler dışarıda. 5-6 milyon işsizin içerisinde. Yani bu zor bir şey değil ki. Şimdi şöyle bir şey daha var. Bu konaklama vergisi tabii otellere, motellere, pansiyonlara belediyeler hizmet veriyor. Dolayısıyla konaklayanlar da belediye hizmetlerinden yararlanıyor ama gelen vergi belediyelere verilmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yani genel bütçeye alınacak.
Dolayısıyla hizmeti yine belediyeler veriyor. Burada da bir adaletsizlik var. Ama parayı devlet alacak yine. Şimdi belediye ne hizmet veriyor? Suyu getiriyorsa suyun parasını fazlasını alıyor zaten. Pis su asfalt döküyorsa veriyor, asfaltın asfaltın parasını vatandaşlardan aldı. Zaten her şeyi vatandaştan alıyor, vatandaşın sırtına biniyor. Şu anda eğer Türkiye'nin mali bütçesi bozuksa bunun bir numaralı nedeni belediyelerdir. Neden? Korkunç bir harcama var belediyelerde. Millete hizmet ediyorlar Selim abi. Şimdi şöyle bir şey. Şu Türkiye'deki belediyelerin bütçesini ve bütçedeki harcamaları şuraya bir sermiş olsak herkesin dudağı uçuklar. Görüyoruz 10 tane araçla iş göreceğine 100 tane araç kiralamış. AKP dönemindekileri kastediyorsunuz savurganlıkları. Bütün belediyeler. Ankara ve İstanbul özellikle çok büyük tasarrufları yapmaya başladı. Muaf tutalım. Yeni belediye seçilmiş olanları muaf tutalım. Yeni seçilmiş olanları muaf tutalım. Geçmişe gidiyoruz. İnşallah gelecektekiler de bu yola gitmezler. 10 tane arabayla iş göreceğine 100 tane araba kiralanmış. 100 tane arabayı kiralarken onun yarı parasıyla o arabaları satılabilecekken kira ödemiş. Ya bunun hesabı olur, kitabı olur. Tüy bitmemiş yetimin hakkıdır bu. Doğru. Vicdanınız 1700 sızlamıyor tane arabayı İstanbul'da iptal edildi kiralık. Görün bak. Bu evet. Sadece İstanbul örnek. Türkiye'nin her yerinde böyle. Doğru. Salim abi şimdi konut vergilerine gelelim isterseniz. Bu konut vergilerinde bugüne kadar şöyle bir şey uygulanıyor. Ben bildiğimi söyleyeyim. Mevcut bir yapı var. Eğer bir evi almak ya da satmak istiyorsanız belediyeden bir emlak raiç bedel yazısı alıyordunuz değil mi? Evet. Şimdi bu sistem değişiyor. Artık banka kredisinde kullanılır gibi hazinenin lisanslı şirketleri değerlendirme şirketleri alacağınız ve satacağınız gayrimenkulün değerini tespit edecekler ve tapuda onun üzerine işlem yapılacak değil mi? Bize bu sistemi bir anlatır mısınız? Mevcut nedir, nasıl olacak? Kağıt üzerinde hazırlamak kolay. Peki Türkiye'de yılda tabanda 1,5 milyon konut el değiştiriyor. Bu kadar denetim elemanını, değerleme elemanını nereden bulacaksın? Bu bir. Eskiden ne yapıyorsun? Belediyeler tutuyordu 4 yılda bir değerlendirme yapıyordu ki bu tamamen yanlıştı. Sebebine gelince Ankara Ticaret Odası Emlak Komitesi'nde görevliyken orada ayda bir defa toplantı olur. Bir gün geldim, masanın üstünde şöyle dosyalar. Bu ne dedim? Emlak vergisi değerleri. Ne olacak? İmzalayacaksın. Ben dedim gidip değerleme yapmadım ki bunu imzalamayayım. Efendim burada böyle. Böyle şey olabilir mi? Ben tuttum o tarihte Çankaya ilçesinin tamamına muhalefet şerri koydum. Sebep? Keçören'de bir sokak 10 liraysa Gazi Osman Paşa'da Reşit Galip sokak cepte 2 lira. Nasıl olur bu? Keçören'deki bir ne acıdır ki o bölgede değerleme yapan başta muhtar veya diğerleri o partiye oradan çok oy çıktı ise değeri düşük bildiriyorlar. Eğer değer az oy çıktıysa vurabalaya yapmışlar. Olacak iş değil. Vatandaş cezalandırıyor. Dikmenli sokak mesela aklımda kalan 20 lira. Cinnah Caddesi'ne bakıyorsun 4 lira. Ya bu kadar abartı olmaz. 4 yılda bir Türkiye'de değerleme yapılırdı. Hiçbir şekilde sağlıklı değildi. Öncelikle bunun sağlıklı olacak bir değerleme yoluna gitmek gerekir. İstanbul'da Boğaz'daki yallar daha ucuz, Eminönü'ndeki bir cadde daha pahalı. Böyle saçmalık olur mu? Öncelikle devlet envanter çıkartması lazım. Devletin kendi envanteri yok ki. Şimdi gidelim maliyeye veya milli emlaka soralım. Senin elinde Türkiye'nin envanteri var mı? Ne envanter? Devletin, hazinenin malı ne kadar diye soralım. Bundan 8 sene önce
70.7'si hazinendi, devletindi. Şimdi soralım mı, elinde ne kadar malın var? Elindeki malı bilmezsen nereye gidebilirsin ki? Özet olarak Türkiye genelinde 4 yılda mı olur, 2 yılda mı olur? Şimdi tuttular 23.73 değer artışı getiriyorlar. Sağlıklı bir bölge taraması yapılması lazım. Sokak sokak, cadde cadde. Yani onun değer tespit çalışması değer yapılmalı. Değer tespit çalışması yapılmalı. Eksper şirketleri yerine yine mevcut sistemde ama gerçek rakamlara dayalı tabii bir sistem yapılması. Yani bir değer tespit çalışması yapılması vatandaş lazım. Da rahat eder. Evet. Geliyor kendisininki dairesinin edeceği 100 bin lira. Öbür tarafta bakıyor 500 bin liraya, 750 bin liraya satılan dairenin olduğu bölge emlak vergisi kendisininkine daha düşük. Böyle bir haksızlık olabilir mi? Evet. Bir de şu var mesela, bir caddeye giriyorsun, caddede diyelim ki 4. katta bir daire. Boğaz'dan vereyim misali. 4. katta 8 milyon 10 milyon, yalı daireleri 8 milyon 10 milyon. İki kot altındaki de aynı emlak vergisini veriyor. Hiçbir yeri görmüyor. Boğazı tabak gibi seyreden de aynı emlak vergisini veriyor. Böyle bir sistem olabilir mi? Çankaya'yı al hele. Ankara'da Çankaya'yı. 10. kattaki de aynı emlak vergisini veriyor. 4 kot altındaki de aynı emlak vergisini veriyor. Yani bunun adaletsizlik var ya. Yani. Olmaz böyle. Şerefiye denir. Hani satılırken biliyorsun şerefiye payı vardır. Manzarası varsa daha yüksek değerden satar müteahhit. Manzarası yoksa, kod dairesi daha düşük değerden satar. Emlak vergisini verdiği gibi bir de ayrıyeten rayiç bedeli alırken 10. kattaki daire 1 milyonken bu vatandaşın 4 kod altı 200 bin lira ederken emlak değerini aynısından rayiç bedeli alıyor. Aynısından büyük adaletsizlik. Haksızlık yani. O kadar çok ki. Otursak sabaha kadar konuşsak bizim Yozgat ağzıyla yani karışık bir iş bu. Şimdi mevcut sistemde emlak alım satımında uygulanan vergiler ne kadar? Şimdi şu anda Türkiye'deki yıllardır uygulanan sistem şu. Büyükşehir dışında kalan meskenlerde 1/1. Büyükşehir içerisinde yer alanda 2/1. Diğer binalar büyükşehir dışında kalan 2/1. Büyükşehir içi 4/4. Araziler 1/1. Büyükşehirde 2/1, arsalarda 3/3, büyükşehir dışında kalan, büyükşehir içerisinde yer alanda da 6/6. Şu anda şimdi bu sistem, bu değişmiyor bu sistem. Bu değişmiyor, böyle geliyor. Ancak şimdi gelelim esas meseleye. 2014 yılında değerleme 5.05, 2015 2.79, 2016 3.83, 2017 7.23, 2018 11.86, 2019'daki uygulama vergi de 2018 değerlemesiyle. Evet. Bu sene yapılmadı. Şimdi 2019'da yeni çıkacak kanunda öneride 23.73 değerleme oranı getiriyorum diyor. Bir bakıyorsun bakın iki katı. Evet. Yani şu anda mevcut vergi yapısında bile korkunç bir artış geliyor 2020'de artış geliyor ödeyeceğimiz vergilere. Şimdi mesela 500 bin liralık bir dairede ne ödenecek? 500 bin liralık bir dairede yeni değerlemeye göre 23.73. Yeniden değerleme tutarı 500 bin liraysa 23.73 artışla 118.650 lira olacak. Yani emlak rayiç değeri 618.650 lira mı çıkacak elinizde yani, tabloda? Yani 500 bin lira, 118 bin lira artışıyla 618 bin liraya çıkıyor. Çıkacak, evet. Yani. Peki emeklilerin, memurların, işçilerin maaşı da %23.73 artacak mı 1 Ocak 2020'de? Asgari ücret de aynı oranda artacak mı hocam? Allah bilir diyelim biz ona. 2019 yılı vergi bedeli 500 bin lira %23.73 artışıyla 118.650 lira biniyor. Toplamında da 618.650 lira ya çıkmış oluyor değer. Evet, 2/1 mi emlak vergisi? Emlak vergisi ne kadar ödeyecek bu emlak vatandaş? Emlak vergisini söyleyeyim. Bakın işte galiba altta var, ben uzaktan görüyorum. Belediyelere ödenmesi gereken.
Evet. Emlak vergisi çünkü belediyelerin binden en önemli ki kazançlarından birisi. Belediyeler bu artışa sevinebilirler, gelirimiz artıyor diye tabii. Gayrimenkulün bulunduğu il Ankara diyelim. Evet. Gayrimenkulün türü konut 500 bin lira. Ankara büyükşehir statüsünde olduğu için konut türünde gayrimenkuller binde 2 olarak uygulanmaktadır. Evet. Emlak vergisi tutarı 1000 lira. Evet. Kültür payı tutarı 100 lira. Emlak vergisi taksidiyle 1100 lira ödemesi gerekir. Ama şimdiki sistemde bu değişiyor. Şimdi bu belediyelerin almış olduğu binde iki tam ama şurada değer artışları geliyor şimdi. Evet. Değer artışıyla birlikte işte bu rakam katlanacak. Evet, %25-75 artacak. Zengin için, durumu çok iyi olan için hiçbir şey demiyorum. Ama bir orta direk, orta direğin bir kadem altındaki dar gelirler için biraz insaf ölçüsünün dışına çıkıyor. Evet, 24'te... yani tek evi olan emekli zaten ödemiyor emlak vergisinden, muaf tutuluyor. Başka işte bir geliri yoksa... 200 metreyi geçmediği takdirde ödemiyor. Ama başka bir geliri yoksa... Bir arsası varsa tabi oluyor. Ticari geliri varsa tabii bir tabi ticari oluyor veya varsa, bir yerde çalışıp bir gelir elde ediyorsa yine tabii. Ona tabi oluyor. Şimdi bu emlak alım satımlarına, yani gayrimenkul alım satımlarına gelelim. Bu yeni vergi paketi çünkü bunda önemli bir düzenleme yapıyor. Az önce konuştuk. Ekspert şirketleri değer belirlemesi yapacaklar. Şimdi ekspert, şimdi şu ana kadar SPK'nın tayin etmiş olduğu değerleme grubuna şöyle bir soru işareti koyuyorum. Eskiden vatandaş bankadan kredi kullanıyor. Gidiyor. Hala yani kullanılır. Gidiyor. 100 bin liraysa veya 200 bin lira değeri kredi çekecek. Şöyle bir madde konulmuş. Değerleme şirketi eğer bu bankanın elinde kalırsa, bu kredi veriyor ya. Evet. Diyelim ki 200 bin liralık daire, buna 250 bin lira yazdı diyelim. Değerlemedik grup, çocuk, kimse. Bankanın elinde kalırsa diyor, değerleme elemanına rücu edilir deyince şununla karşılaştım. Villanın değeri 5 milyon lira, değerleme grubu gidiyor 2,5 milyon yazıyor. Nasıl olsa, bu da başka bir sorun. Evet. Nasıl olsa parasını alıyor. Değerleme evet. Parasını alıyor. 2,5 milyon yere olan değeri olan yere 1,5 milyon yazıyor. Bana bir şey gelmesin düşünüyoruz. Burada hem vatandaşın işine mal olunuyor, hem bankanın işine mal olunuyor. Yüzlerde karşılaştım buna. Korkudan gerçek değeri yazamıyor çünkü şirkete rücu edebilirler diye. Rücu eder diyor. Tamam. Şimdi öncelikle bunun ortadan kaldırılması lazım. Tam bu birinci sorun, evet. Bunu ortadan kaldırması lazım. Ama şimdi ikincisi, vatandaş 1,5 milyon liralık gayrimenkulünü satmak için belediyeye gidip emlak raiç bedel yazısı alıyordu. Şimdi bu yazıyı almayacak, ekspert şirketine gidecek. İşte ekspert şirketi bunun değerlendirmesini yapacak. Sağlıklı olması gerekir ekspert şirket. Tamam, sağlıklı yaparsa... Bu Türkiye genelinde, şimdi yılda 1 milyon 200 bin, 1,5 milyon konut satışı oluyor. El değiştiriyor. Bu kadar eksperi nereden bulacaksın? Abi mecburen eksper sayısı artacak yani. 1 Ocak'a kadar 2 ay vakit var. 2 ayda herhalde yüzlerce lisans verilecek. Binlerce ya da yeni şirket kurulacak. Bak, bulduk diyelim biz onu. Demin konuştuk. Maliye iyi bir sağlıklı kayıt dışını, kayıt altına alıp vergi alabilmesi için dedik ki elemanın çok olması lazım dedik. Maliye bunu bulamazsa, bu değerlenme grubunu sağlıklı olarak nerede bulacaksın? Şimdi burada mesela şu anda konutlarda %3 alınıyor vergi. Aralığa kadar. Hani hükümet, devlet bunu biraz inşaat sektörüne ivme kazandırması için %3 yaptı. %4 iken %3'e indirdi. %3 mü, %3? %3. Binde 30'dur, %3. Şimdi ne yapıyorsun? Burada sair kazanç demeyim de buna yeni 5 milyonla 7,5 milyon arası konutlara
binde üç değer artış parası konuldu. Yeni vergi geliyor. Yeni vergi, evet, sisteminde. Mecliste kabul edilirse, evet, bu hafta görüşülecek. 7,5 evet, milyonla 10 milyon arasına binde altı koydu. 10 milyonun üstündekine de %1 koydu. Yok, binde 10. %1 yapar. %1. Peki. Binde 10 olursa %1. Eğer diyelim ki 5 milyonluk dairem varsa vergi tutarı 15 bin lira. Vergi tutarı 10 bin lira, toplam ödenecek 25 bin lira. 5 milyonun üstündeki bir konutun varsa. Vergisi. Evet. Şu kameraya doğru da 7,5 ben. Milyonsa, evet, vergi tutarı 15 bin lira. Vergi tutarı 45 bin lira. Vergi tutarı 15 bin lira. Toplam ödenecek 60 bin lira. 60 bin lira, evet. 10 milyonun üstündeyse %1'e tekabül ediyor. 120 bin lira ödemesi gerekiyor. Evet. Ama şimdi 10 milyon üzerindeki, 10 milyon üzerinde Türkiye'de kaç tane mülk var? Bunun %85 veya %90'ı villadır. Sadece Boğaz'da yalı daireleri var. 8 ile 10 milyon, yani 5 milyon ile 10 milyon arası bu yalı daireleri vardır. Bunu da toplasan 2000'i geçmez. Ama apartman sahibi olanlar, otel sahibi olanlar, onlar buraya girmiyor mu 10 milyonun üzeri, 5 milyonun üzeri, yani gayrimenkul olanlar? Onlar da buraya giriyor. Şu andaki ele alınan konut diyor. Orada böyle bir ayrıntıya yok. Şimdi o zaman tutarsın, holding binaları var. 200 milyon dolar, 500 milyon dolar. Evet. Onlardan bir bahis yok. Konutla ilgili bu. Yani gayrimenkullerin tamamı olabilir tabii. Bu hafta mecliste görüşülecek, daha detaylı bir şekilde göreceğiz ama. Tamamı olursa, evet, bir hakkaniyet esası olur. Tabii. Ama sadece tamam, konutları olursa haksızlık olur. Hakkaniyet olmaz burada. Doğru. Başka ne tablonuz var izah burada, edecek? Şimdi Salim abi, şu konu da önemli. Siz eksper nereden bulacak diyorsunuz ama eksper bulunacak. Sonuçta kanun bu. Kanuna göre millet sıraya girecek. Eksper sırası geldiği zaman gidecek, değerleyecek. Şu anda mevcut sistemde, yani özellikle şunu vurgulamamız lazım. Belediyelerin emlak raiç bedel yazısıyla bir konutun değeri 100 bin lirayken buna eksper, ister mevcut bankacılık sisteminde kredi sistemi olmayacağı için burada, yani bankadan kredi kullanmıyor ki herkes. Kendi servetiyle almak istiyor, kendi parasıyla almak istiyor. Eksper şirketine gittiği zaman benim 450 ile 550 lira arası. O zaman 5 kat oluyor. Şimdi bakın, 5 kat değer gelince, o zaman şunu vurgulayalım. Tapu harçlarında 5 kat artış olmayacak mı? Şimdi 100 bin lirada alan ve satan ne kadar ödüyor? 500 bin lirada ne kadar ödeyecek? Bunun bir hesabını şimdi anlatır mısınız? Şu andaki 500 bin lirada %3'ten alıcı ve satıcının toplamı 15 bin lira ödüyor. 3 kere 5, 15. 15 bin lira öder. 7,5 alıcı, 7,5 satıcı. Şimdi 20 nokta... O artışı bir kenara bırakalım. O artışla gene artacak. Şimdi tamam. 4... Ama diyelim ki lisanslı şirket 500 bin lira dedi, 100 bin lirayı. 15 bin yerine 75 bin lira ödeyecek. Bir de 450 lira da şey koyacak. 550 lira da eksper değeri koyacak. Tamam, eksper değeri de koyacak. Burada yapılması gereken şu. Tapu harçlarının düşürülmesi. Eğer tapu harcı düşürülürse idi, şu 20.70 artışa hiç gerek kalmazdı. Salim abi, bunlar niye düşürsünler? Daha çok vergi almaya çalışıyorlar, daha çok hayır, vatandaştan geleceğim, para toplamaya çalışıyorlar. Bütçe açığı büyük. Şuna geleceğim. Vatandaş bu sefer gerçek raiçten bildirirdi. Gene bildirmek zorunda şimdi, eksper yapacak. Şimdi bu kanunla bildirmek mecburiyetinde. Evet. Değerleme grubunun verdiği rapora göre. Tabii kanun şimdi, böyle geliyor, yeni eskiden kanun böyle geliyor. Şöyleydi, 500 bine alıyor, belediyeye gidiyor.
rayiç bedelini alıyor. Diyor ki 100 bin lira rayiç bedeli. 100 bin liranın altında bildiremiyor. 100'ün üstünde 110 bin bildiriyordu. Arada bir 400 bin lira açık vardı. Ama eğer tapu harcını düşürmüş olsalardı vatandaşın %75'i gerçek aldığı rakamdan bildirirdi. Tapu harcı ağır geliyor vatandaşa. Yoksa 500 bin liraya aldı. Ama bir de burada vatandaşın bir suçu yok ki. Belediyeye gidiyor. Ben diyor buradan bir mal satıyorum veya alıyorum. Kaç liradan alayım satayım diyor. Belediye de tutuyor. Sen şundan aşağı satamazsın. Bunu bildiriyordu. Sistem değişiyor. Şimdi birincisi şu sonuç geliyor. Değerleme grubu geliyor. Birincisi vatandaş eskiden 100 bin liralık beyanıyla o parayı bankaya yatırmak zorundaydı. Üzerine aldığı 500 bin lirayı sevi 400 bin lirayı da açıktan elden alıyordu ve götürüp yine bankasına yatırıyordu. Ve sıkıntı oluyordu bu. Tabii bu kayıt dışı ekonomiye neden oluyordu. Şimdi vatandaşların hesaplarında zaten bu para duruyordu. Doğru mu? Evet. Yani ister 100 bin liradan satsın ister 500 bin liradan satsın. Şimdi legal hale geliyor bankaya yatırdığı zaman bir, iki, emlak vergileri de otomatik olarak 5 kat artacak. Doğru. Yani yeniden artış oranına paralel olarak bir de bu artış geliyor. Doğru. Dolayısıyla millet emlak vergilerini öderken de yandım Allah demeyecek mi? Diyecek. Yani bunlara anlatmanızı biz de diyoruz istiyorum. Ki keşke dememesi için vatandaş. Abi dememesi için diye yok. Vergi kanunu hazırladı getirdi meclise görüşülüyor. Yani keşkesi kalmadı artık bunun. Kimse Salim Taşçı ne düşünüyor? Emlak piyasasına duayen demiyor. Vatandaş ne diyor? Vatandaştan ne kadar çok parayı alırsam bütçe açığını o kadar kapatırım diye düşünüyor hükümet. Şimdi diyelim ki 500 bin liralık bir daire ya devam. Evet. Bindeki belediyeye ödemesi gerekir mi? Evet. 5 milyon liralık. 5 milyonluk alıyoruz. Evet. Değer artışı getiriliyor ya. Evet. 5 milyonun üstündeki mülklere. Çarptığın zaman vergi tutarı 15 bin lira. Belediyeye de %2 ödeyecek. Evet. 10 bin de bu. 25 bin lira ödeyecek. 5 milyon lirası olan her yıl 25 bin lira eskiden belediyeye. Ama şimdi bu değerlendirme %3 oranı hazineye alıyor. Belediyeye aldığında bir artış olmayacak. Yani belediye yine eskisi yok, gibi olacak. Değer artışıyla alacak. Ama bu %3'ü almıyor belediye. Ne olacak biliyor musun? Bu 5 milyon liraya aldığı daireyi tapuda 1 milyon bildirmiştir. Eski. Veya 500 bin rayiç esas değil miydi? Tabii. Ona bildirmiş. Şimdi bunu değeri değerleme şirketleri verecek ya, aynısını belediyeye beyan tamam, vermesi. Tamam, emlak vergisi artıyor. Tabii. Yani emlak rayiç bedeli arttığı için emlak vergisi artıyor. Ama binde 3 olanı hazineye alıyor. Binde 2'yi belediyeler alacak, binde 3'ü de hazine alacak. Yani hazine belediyeden daha fazla bir para alıyor, vergi alacak her yıl. Ama 5 milyonu aldığı mülkü daha önce 1 milyon bildirmiş ya. Evet. Belediyeye gidip değer artış beyannamesi vermesi gerekiyor. Bu sefer 5 milyon üzerinden belediyeye de emlak vergisi ödeyecek. Evet, tabii. Ha şimdi burada hani Yozgat'ta, Anadolu'da bir söz var. Kadasını aldığım ne verdin ki ne istiyorsun? Şimdi belediye, ben de belediye başkanlığı yaptım. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç kimseye ruhsat vermeyen belediye başkanıyım. Şimdi belediyeler, şimdiki yeni seçilmişleri hariç tutalım. 2 dakika yağmur yağsa trafik tıkanıyor. 5 dakika yağmur yağsa trafik kilitleniyor. 10 dakika yağarsa yüzme bilmeyen sokağa çıkmasın. Belediyecilere çok iş düşüyor. Bir vatandaştan da sen bu vergiyi alırken ya biraz da hizmet verin ya, altyapı. Belediye başkanının namuslusu, halkını düşünen altyapıya önem verir. O için hareket eden parklar yapar. Görünen bir şey yapar. Rahmetli Altunsoy vardı biliyorsun. Mehmet Altunsoy. Çınar Caddesi Çankaya'nın altyapısını yaptı. İkinci dönemde oy alamadı. Evet. Şimdi burada Halk TV ve bizim Uğuroğlu'nun programına bir halka bilgiyi aktarım, bir ayrıcalık olsun. Vatandaş şimdi gidiyor, bir konut alıyor, belediye beyanname veriyor.
beyannamede konut geçiyor. Çünkü tapuda konut geçiyor. Sonra vatandaş burayı büroya kiraya veriyor. Büro. Evet. Her sene gidiyorsun emlak vergisini belediyeye öderken o ilk verdiğin beyanname üzerinden konut olarak ödüyorsun değil mi? Evet. 2-3 sene sonra veya 5 sene, 6 sene sonra gittin burayı satacağım dedin. Rayiç bedeli ver dedin. Sana oradaki memur diyor ki sen burayı mesken bildirmişsin ama sen burayı büroya kiraya vermişsin. Niye çünkü belediyeden yapmadın? Ruhsat aldığı için görüyoruz. Geriye dönük 5 yıl faiziyle emlak vergisini bindiriyorlar. Oo. Ama vatandaşı burada uyaralım. Aman eğer konut olarak bildirdiysen büroya kira... Ha, o zaman memura diyorsun ki nereden biliyorsun? Biz tespit ettik diyor. Peki tespit ettiysen ben her yıl gelip burada emlak beyanımı verirken niye konut üzerinden aldın? Biz burayı büroya kiraya vermişsin de niye uyarmadın? Boynunu büker. Yani şöyle belediye de bunu bilerek tuzak diye kullanıyor. Yani açıkçası tuzak bu. Bazı tuzak belediyeler oluyor, bunu yapıyor. Vatandaşa tuzak oluyor ama uyarınız şu anladığım kadarıyla emlak vergisi beyanıyla iş yeri kiraladığı zaman ikisinin beyan arasında fark var. Gidip, vatandaş mağdur olmamak için eğer konutunu emlak yerine bir iş yerine kiraya verirse emlakını o zaman mutlaka belediyede düzeltmesi gerekir. Beyanname düzeltmesi lazım. Şimdi istatistiklerde bizim Türkiye'de son 5 dakikamız Salim abi. Kaç? Son 5 dakika. İstatistik lastiğe benzer. Nereye çekersen oraya gider. Şu elimde şu ana kadar satılan yabancıların aldığı miktarlar var. Burada bir al gülüm ver gülüm sistemi var. Nedir al gülüm ver gülüm? İstatistikte diyor ki 1 milyon daire satıldı diyor. Evet. Burada iki tane yanlış olan istatistiğe giren var. Müteahhit yaşasın barter sistemi. Müteahhit elinde nakit yok. Çimentocuya diyor ki ben sana 50 daire vereyim. Sen 200 ton çimentoyu bana bunun karşılığı ver. Tabii para dönmediği için çimentocu da bunu kabul ediyor. 200 ton çimento karşılığı 50 daireyi aldı mı? Burada bir tapu işlemi yapılıyor mu 50 dairenin? Yapılıyor. Çimentocu aldı mı? Çimentocu diyor ki ben ne müteahhitim ne emlakçıyım. Benim yerime sat diyor. Müteahhit firma bu 50 daireyi satıyor mu? Bu da istatistiğe giriyor mu? Satılan bir daire esasında. Ama iki kere el değiştiriyor. İki işleme giriyor. Oo, çok önemli bu. Çok önemli tabii. İstatistikte şu kadar alındı, bu kadar satıldı diye. Aynı mobilyacısı da aynı. Bilmem demirciye gidiyor, demirciye diyor ki sana 10 daire vereyim, bana 100 ton demir ver. Barter sistemi. Bir daire iki işlem görmüş oluyor. O da istatistiğe giriyor. Şu ipotekli satışlarda al gülüm ver gülüm sistemi var. Zora girmiş olan işletme sahibi ticari kredi pahalı olduğu için, konut kredisi düşük olduğu için soy ismi tutmayan çok güvendiği bir kişiye daireyi satış gösteriyor. Oradan alan krediyi kullanıyor. Yani ucuz krediye konuta el değiştiriyor ama aslında sahibi kendisi. Yani bir çalışanına yapabilir, tabii, güvendiği birisine yapabilir. Sağlıklı değil. Şimdi Türkiye'de de emlak satış istatistikleri sağlıklı değil. Hiç miydi? Değil. İşte dediğim sistemin ikisi de sisteme giriyor. Evet. Türkiye'de yabancıya konut satışına gelince 2015'te 22.830, 2018'de 18.139, 2017'de 22.428, 2018'de 39.663, 2019'da 32.000 şu ana kadar konut satılmış yabancıya. Evet. Bunların içerisinde en fazla Iraklılar alıyor. Ben bu işin içindeki bir kişi olarak Çakıltaş'ın trilyon komisyonu alacağımı bilsem satmam. Öyle mi? Yabancı. Neden? Satmam. Yabancıya konut, emlak, gayrimenkul satmam. Bu vatan her karışı bir şehit kanıyla yoğrulmuştur. Para önemli değil. Katrilyon kazanacağımı bileyim, ben yabancıya mülk satmam. Kim olursa olsun.
Evet, vallahi buradan tabii önemli mesajlar verdiniz. Özellikle bu al gülüm ver gülüm sistemiyle hem barter satışlar, yani mal mübadelesi diyelim bartera, hem de kredi kullanmak için, banka kredilerini daha ucuz kullanmak için yakınına, eşine, dostuna devir. Aynen. Ve yabancılara konut satışına da kesinlikle karşıyım diyorsunuz. Şu anda mesela... Fabrika satışına ne diyorsunuz? Yani tankvalet fabrikası da satış demiyor da Sayın Cumhurbaşkanı kiralamak diyor. Son cümlenizi şimdi öyle alalım. Şimdi Türkiye'de fabrikaların %90'ı ipotekli. Orta işletmelerin %95'i ipotekli. Tarım arazilerin %99'u ipotekli. Krediler alınan dairelerin %72 noktası ipotekli. İpotekli vatandaş çıkıyor diyor. Hayatımız ipotek. Allah sonumuzu hayretsin. İmar barışı denildi. İmar barışında çarık çürük ne kadar yer varsa, deprem bölgesi bakın, bütün vilayetler imdat çığlığı atıyor. Yapı kullanım belgesi. Dün de deprem oldu. Evet, Ankara'da dün de Mamak'ta. İmdat çığlığı atıyor. Bunları düzeltmek varken bir türlü çarığı çürüğü imar barışı altında temizlendi, çıkıldı. Salim abi çok teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi İnşallah yayınlar dilerim. Önümüzdeki programlarda yine birlikte kolay oluruz. Gelsin. Değerli izleyiciler, bu bölümü de bitirdik. Son bölümde Hulki Cevizoğlu geliyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığını hastalanarak vefatını, 57 yaşında hayatını kaybetmesinin nedenlerini konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.